Yılda bir tutulan bu tutulmayla ilgili profesyonel bir konuğumuz geliyor. Alkışlarınıza Demet Baltacık. Evet, bu tutulma bir tedirginlik, evet, bir gerilim yarattı mı yarattı. Tabii sizden profesyonel olarak dinleyeceğiz bunu. Dün başladı galiba, doğru mu? Bu sabah başladı. 10.43'te gerçekleşti. Nasıl bir enerji dönüyor şu anda? Tabii tutulma sırasında ay tam dolunay fazında olduğu için enerjisi de çok güçlü oluyor. Ayın enerjisinin dünyayı ve dünyada yaşayan tüm canlıları etkilediği bilinen bir gerçek. Dünyada yaşayan tüm tabii canlıları. Tabii ki çok güçlü bir çekim enerjisi var. Tutulma dolunayın daha güçlü hali. Of. Aslında her ay bir dolunay yaşıyoruz ama tutulmayı yılda iki kez yaşıyoruz. Ve dolunayın çok daha güçlü bir enerji çıkmış hali olarak düşünürsek tabii ki dünya üzerinde ve insanlar üzerinde, tüm canlılar üzerinde etkisi var. Peki biz bir gündüz kuşağı programıyız. Evet. Çoğunluk izleyicimiz kadınlar ve onlar çok duygusallar. Duygular daha da yoğunlaşacak o zaman. Evet. Oralarla ilgili çünkü biraz ipucu alabilir miyiz? Ay ve ayın döngüleri özellikle kadınları çok etkiler. Çünkü ay dişi enerjiyi sembolize eder gökyüzünde. Güneş eril enerjidir. Ay dişi enerjidir. Ayın pozisyonları kadınları çok daha fazla etkiler. En çok hangi burç etkilenir bu tutulmadan? Şimdi bu terazi burcunda olan bir ay tutulması. Dolayısıyla terazi burcu başta olmak üzere diğer öncü gruplarımız koç, yengeç ve oğlak burçları birinci derecede etki alıyorlar şu sıralarda. Nasıl bir tutulma dersek gökyüzünün durumuna bakmak lazım. Şu sıralarda Nisan başından beri gökyüzündeki gezegenler birazcık sert etkiler içerisindeler. Özellikle Nisan ayına yine sert bir yeni ayla başladık. Koç yeni ayı ve bu dolunayda etkilerin daha da yoğunlaştığı bir dönem aslında. Sizin profesyonel bir astrolog olarak sert etkiler yorumunuzu şöyle mi algılamalıyız? Gerçeklerin ortaya çıktığı, olacaksa kavganın, ayrılığın olduğu. Yani şimdi dolunaylar zaten bir şeyleri meydana çıkarır. Nasıl biz ayın ışığını tam olarak görüyoruz gökyüzünde. Dolayısıyla hayatımızda da bir şeyler, gizli olan şeyler daha fazla ortaya çıkıyor. Duygularımızı ifade daha rahat ederiz. Yani içimizde tutamayız. Bu nedenle stres, öfke patlamaları, gerilim, insanlar arasında çatışmalar daha fazla olur. Özellikle şu sıralarda gökyüzünde Mars'ın da terazi burcunda olduğunu düşünürsek. Ne oluyor Mars terazi burcunda? Mars zaten enerjiyi sembolize eden bir gezegen. Terazi burcunda ve retro pozisyonda dünyaya da çok yakın. Yani şu sıralarda dünyaya çok yakın pozisyonda. Yapmamamız gereken şeyler nelerdir? Ne yapmamamız gerekiyor? Çok fazla dürtüsel hareketlerde bulunmamamız gerekiyor. Tam bana tabii göre. Ben çok dürtüsel hareket ederim. Nasıl mesela şimdi, yani? Terazi burcu ne? Başak. Başak. İki başağı konuşuyorsunuz. İki başağın arasında bir terazi. Evet. Ben terazi burcuyum. Tamam. Şimdi ne yapmamamız gerekiyor? Tabii ki dolunayda duygularımız çok yoğun. Hislerimiz çok daha yoğun ve kontrol etmemiz zorlaşıyor. Ama böyle durumlarda işte riskli. İlişkilerde özellikle etkili, terazi dolunayı olduğu için insan ilişkilerini çok fazla etkiliyor. İkili ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, arkadaşlıklar hepsi biraz risk altında. Risk altında. Evet, ne kadar dönem sonra normale dönecek? Şimdi açıkçası bu dolunayın, bu tutulmanın etkisini Mayıs sonuna kadar çok yoğun hissedebiliriz. Yandık. Ve Temmuz. Kapan şarkı oku, başka bir şey yapma sakın. Tamam. Çünkü Mars'ın retro hareketi Mayıs sonuna kadar devam edecek. Tutulmanın etkilerini de Temmuz sonuna kadar hissetmeye devam edeceğiz. Peki bu retro ile ben Demet Hanım'a dönüyorum. Bu tutulmada iyi şeyler de olur mu? İyi şeyler olabilir tabii ne ki. Ne mesela? Tabii evlilik ki. Kararı mı? Evlilik olabilir. Mal mülk almak mı ne? Evlilik kararı alırlarsa sağlıklı mı mesela? Şimdi eğer sağlam bir ilişki ise tabii ki sağlıklı. Çünkü Venüs'ün pozisyonu güzel. Venüs balık burcunda ve yüceldiği konumda Jüpiter'le de çok güzel bir açı içerisinde. Dolayısıyla evlilikler için, aşk için, sevgi için aslında iyi bir dönem. Birçok kişi bu önümüzdeki iki yıllık süreçte İyi evlilikler de yapacak. Bu şu anki yaşadığımız ay tutulması ilginç bir ay tutulması döngüsü aslında. Tetrat dediğimiz dörtlü bir ay tutulması. Her zaman rastlanan bir ay tutulması değil. Çünkü ay tutulmaları genellikle hem
tam olabilir, parçalı olabilir, gölgeli olabilir. Ancak önümüzdeki 2 yıl yaşayacağımız 4 ay tutulması da tam ay tutulması. Bunun bu şekilde denk gelmesi her zaman olmuyor. Bu nedenle de önemli sayılan bir ay tutulması. Şimdi bu bir döngü, 2 yıllık bir döngü. Bu dönemde başlayan ilişkiler 2 yıl içerisinde evliliğe gidebilir. Ancak sorunlu ilişkilerde, problemli ilişkilerde, hmm. iş ortaklığı olabilir, özel ilişkiler olabilir, ayrılıklar da olabilecektir. Çünkü tutulmalar o bir şeyleri artık... O zaman bitmesi evet. gereken şeylerin evet. bitmesi, evet. yeni başlangıçlarında iyi neticelerdir. Aslında hayrımız neyse tabii ki bizim elbette. İçin gerekli olanlar oluyor aslında tutulmalarda. Peki, şimdi bu tutulmanın güzel bir neticesini yaşamak üzere inşallah...